Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Malan ben. Bugün sizinle Realme 7'nin hep beraber incelemesini yapacağız. Aslında incelemelerine başlayacağız diyelim, daha iyi doğru olur. Bugün kutuyu açacağız. Şöyle söyleyelim, Realme 7 biliyorsunuz 7 Pro'yu incelemiştik. Çok da gerçekten başarılı bir telefondu. Realme 7 de aslında bakarsanız bir taraftan ondan daha fazlasını sunan ama bir taraftan da daha azını sunan bir telefon. Ne fazlalığı var diyorsanız bunda 90 Hz tarama hızı var. Ekran tarama hızı var ve bu noktada da dediğim gibi aslında Realme 7 Pro'ya göre öne geçen bir telefon. Ama şarj tarafında bunda 30 watt hızlı şarj desteği var. Şöyle söyleyeyim, burada tabii bir diyeceksiniz ki abi bu ne? Bir önceki Realme 7 Pro'da kayıtla ilgili problem yaşamıştık ama bu sefer Realme işi ciddiye almış ve gerçekten de bu noktada Bilgi Teknoloji BTK'dan kayıt numarasına kadar arkadaşlar bizlere bunu sunmuş. Tebrik ediyoruz onları. Alt tarafta da işte telefonla ilgili özellikler var. 64 megapiksel kamerası olduğu söyleniyor. Bu telefonun Realme 7'nin arkadaşlar bu başka pazarlar için mesela yine aynı telefon ama 48 megapiksel olduğunu görüyoruz. Realme Türkiye'nin bizde 64 megapikselli olanı verdiğini görüyoruz. Bundan dolayı da firmayı tebrik etmek lazım. Helio G95 Yonga seti var. Bahsedeceğiz zaten. 5000 mAh pil var ve 90 Hz Ultra Smooth Display adı verilen bu ekran içi delikli bir yapıya sahip. Telefonla karşı karşıyayız. Hemen kutuyu açalım. Burada neyimiz var? Tabii ki Realme bize bir kılıf da gönderiyor. Ya bu noktada ben hep söylüyorum yani mutlaka bunların kutu içinden çıkması lazım. Ve açıkçası Çinli markalar da bize bunu sunuyor. Buradan hemen telefon çıkıyor. Bu telefon sanıyorum daha önceden ya sanki böyle bir kullanılmış bir telefon gibi bir hissiyat verdi bende. Ama yok hayır, alakası yok arkadaşlar. Yani bu da tamamen BTK'nın kayıt için bu telefonu açtığını görüyoruz arkadaşlar. Belki de BTK bu telefonu test etti. Hemen şöyle telefonu buradan açalım. Ve telefonun da rengini size göstermek istiyorum. Mist Blue denilen arkadaşlar, Mystic Blue denilen bir renk ve yani telefon gerçekten de çok güzel görünüyor. Renk tarafında kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki telefonda 64 megapiksel bir kamera var. Muhtemelen 64 megapiksel kamera budur. 8 megapiksel de geniş açı sensör var. Bununla beraber 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel de makro sensörümüz var. Nasıl bir performansa sahip olacağını çok fazla merak ediyorum ama şunu da söylemekte fayda var. Açıkçası biraz bununla ilgili bazı videolar da ben de izlemiştim. Çok başarılı bir fotoğraf çekme potansiyeli olduğunu görüyoruz telefonda. Yan tarafta parmak izi okuma sensörümüz var. Burada tabii ki ses açma kapama butonumuz var. Dot Display adı verilen ya da Smooth Display artık neyse ya da Infinity O. Ekran içinde kamerayı burada görüyoruz. Telefon açıkçası ekran çıkıntısı çok fazla değil. Yani telefonu koyduğunuz zaman yani biraz dediğim gibi bastırdığınız zaman evet burada şey yapıyor ama yani çok fazla mı değil. Bunu da zaten özellikle içinden çıkan arkadaşlar bu silikon kılıfa bunu koyduğunuz zaman o kesinlikle ekranın çıkıntısını falan kameranın çıkıntısını kesinlikle hissetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Bu da dediğim gibi bu silikon kılıfında buna desteklediğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Telefonu hemen açalım. Telefon açılırken diğer detaylara bakacağız tabii ki. Burada BTK'nın yine kayıt altına aldığı, bunu kesinlikle test etmiş BTK anladığım kadarıyla. Çünkü şarj aletini falan filan hepsini test etmiş. Bu kayıtlı telefonda bana geldi. Yine BTK'nın arkadaşlar şarj kablosuna kadar bunları test ettiğinde bu noktada görüyoruz. Buradan bir tane tip C şarj kablomuz da çıkıyor. Zaten şu anda dediğim gibi telefon test edildiği için hazır açık bir şekilde geldi. Bu da dediğim gibi biraz bizim şansımız oldu. Biraz telefon dilerseniz arayüzüne bakalım. Buradan çektiğimiz zaman tabii ki bir çekmeceli yapı var. Bunların hepsi anladığım kadarıyla test edilmiş arkadaşlar. Arama falan da yapılmış. 112 aranmış enteresan bir şekilde. Benim dediğim gibi telefonun aslında kamerasına bir bakalım dilerseniz. Kamera arayüzünü gösterelim size. Tabii ki şu anda bu şekilde açmışlar ve bunu İngilizce olduğunu görüyoruz. Bunu Türkçe çevireceğiz mutlaka. Makro lense otomatik olarak geçiş yaptı arkadaşlar. Ama burada ultra makro modu var arkadaşlar. Bakın ultra makro moduna geçince gördüğünüz gibi ne kadar güzel oldu. Kapattığımız zaman yine makro moduna geçmeye çalışsa da kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar farklı bir makro modu da burada kullanılabiliyor. Bunu söyleyeyim, ultra makro modu burada. Yani ultra makro modu dediğimizde şu muhtemelen evet bu. Bu sensörü dediğim gibi bu şekilde geçiş yapıyoruz. Bunu da zaten hem inceleme içinde söyleyeceğiz hem de en azından kutu açışını göstermiş olduk. Telefon bize açıkçası bunu sunuyor. Oldukça güzel. Şimdi hemen bir ayarlara girelim ve buradan ekrana girmek istiyorum arkadaşlar. Bu ekran yenileme hızını size göstermek istiyorum. Screen refresh rate. Evet burada. Mesela şimdi bunu otomatik seç. 60 Hz ya da 90 Hz seçeneğini de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel. Bu arada tabii ki dark mod. Yani koyu modu buradan açıyoruz. Koyu modu da buradan açıp buradan kullanmaya başlayabiliriz. Benim telefonla ilgili şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Açıkçası Realme 7 kendi fiyat segmentine göre insanları heyecanlandıran telefonlardan bir tanesi. Özellikle 90 Hz ekran tarama hızı ve MediaTek Helio G95 Yonga setiyle gerçekten de oldukça performanslı işlere imza atabileceğini düşünüyorum. Hep beraber yapacağımız testlerde göreceğiz. Özellikle 5000 mAh pil gücü olması da bana sorarsanız oldukça başarılı. Telefonda bu arada bunda soranlar var. 9.4 mm kalınlığa sahip olduğunu ve
196 gram olduğunu da belirtelim. Yani 200 gramın altında telefonlardan bir tanesi ama 5000 mAh olmasına rağmen bana sorarsan 200 gramın üstüne çıkmaması kesinlikle ama kesinlikle başarılı bir performans diye düşünüyorum. Benim telefonla ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Telefon kutu açılışı böyleydi. Biraz BTK destekli bir kutu açılışımız oldu. Önümüzdeki günlerde telefonun detaylı olarak incelemeleri sizlerle karşınızda olacağız. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.